İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Rize, Trabzon, Artvin, kısaca birazcık Karadeniz turu devam ediyor. Arkamda görüyorsunuz şu anda Trabzon'da, Yomra'da Ekrem İmamoğlu. Az önceki haberimizde sesinin kısılmış olduğunu da ekrana yansıtmış olduk. Kalabalık ekranda. Trabzon'da Ekrem İmamoğlu. Hemen arkadaşımız Engin Açar'a dönüyoruz. Bakalım neler anlatacak. Evet, Evren Özalkuş şu anda Yomra'ya geldi. Ekrem İmamoğlu Karadeniz turunda son durağı burası olacak. Burada bir park açılışı yapacaktı. Tabii parkla birlikte Trabzonspor'un şampiyonluğu için buraya bir süre önce inşa edilmeye başlanan bir de anıt var. O anıtın da ziyareti gerçekleştirilecek. Tabii diğer ziyaret ettiği noktalarda olduğu gibi Yomra'da da çok büyük bir insan kalabalığı Ekrem İmamoğlu'nu karşıladı yine coşkulu bir şekilde. Gördüğünüz gibi etrafı tamamen vatandaşlarla çevrilmiş durumda. Çok kısa bir mesafe olmasına rağmen Ekrem İmamoğlu yürümekte güçlük çekiyor. Hava da yağmurlu. Evren Özalkuş aslında Karadeniz ikliminin alışık olduğu, Karadeniz vatandaşının alışık olduğu bir hava. Bugün yağışlı olmasına rağmen, serin olmasına rağmen vatandaşlar Ekrem İmamoğlu'nun gittiği her yerde onu yalnız bırakmadı. Onu görmek için adeta izdiham yarattı. Şu anda da bulunduğumuz yerde yormadan aynı şey oluyor. Şöyle kameraman arkadaşım Umutcan Yiğitlük'ten rica edeceğim, bir etrafı da göstersin. Yeni açılışı yapılan parkta şu anda Trabzonlular Hürriyet Parkı'na Ekrem İmamoğlu'nu görmek için akın etti. Bu Trabzon'daki son durağı olacak Ekrem İmamoğlu'nun. Açılışın hemen ardından parkın yan tarafında bir sahne kuruldu. Sahnede de Manga konseriyle vatandaşlarla tekrar bir araya gelecek Ekrem İmamoğlu. Ardından İstanbul'a dönüş için havalimanına geçecek. Dediğim gibi biz ilk geldiğimizde Trabzon'a yağmurluklarımızı hazırlamıştık. Çünkü yağmur bekleniyordu. Bugünkü konuşmasında da Ekrem İmamoğlu dile getirmişti. Bizim şansımız oldu yağmur yağmaması diye. Güzel bir hava vardı diye. Son gününde, son saatlerinde Trabzon yağmura teslim oldu. Sağanakta bir yağmur yağıyor şu anda ama buna rağmen vatandaşlar Ekrem İmamoğlu'nu karşılamak için bir araya geldi. Zaten o da şu anda yağmur nedeniyle çok fazla duramadı alanda. Vatandaşlarla bayramlaştı, selamlaştı. Şimdi otobüse doğru gidiyor. Hemen ardından konser alanına geçecek Ekrem İmamoğlu. Eşiyle birlikte geldi park açılışına. Dilek İmamoğlu da şu anda otobüse geçti. Yoğun ilgilerinden dolayı. Gerçekten çok yoğun bir ilgi var. Şöyle kameraman arkadaşım Umutcan Yiğitlük de sizlere açılışı yapılan parkı ve etrafı da göstermek istiyoruz. Artık İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu aracına bindi. Bizler de birazdan konser alanına gideceğiz. Gördüğünüz gibi park dolmuş durumda şu anda tamamıyla. Vatandaşlar yağmura rağmen geldi. Ekrem İmamoğlu'nu karşıladı. Trabzon, Artvin, Rize nereye giderse gitsin Ekrem İmamoğlu'nu yoğun bir kalabalık karşıladı. Coşku içinde ve son durağında bulunduğumuz noktada da yine aynı şekilde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Hemen arka tarafı göstermek istiyoruz. Şu anda otobüs hareket ediyor. En önde Ekrem İmamoğlu yine vatandaşları selamlıyor. Sevgili Yomra halkı, sevgili hemşehrilerimiz. Yomra halkıyla bir araya geldi Ekrem İmamoğlu. Ve şu anda konser alanına davet ediyorlar vatandaşları. Kısa bir süre sonra konser de başlayacak. Dediğim gibi yağışlı havaya rağmen vatandaşlar konser alanına doğru yavaş yavaş geliyor. Bizler de kameraman arkadaşım Umutcan Yiğitlük'le birlikte konser alanına geçeceğiz. Oradan da yeni gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Evren Özalkuş. Engin Açar, hem sana hem arkadaşımız, kameraman arkadaşımız Umutcan Yiğitlük'e teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Daha sonra yine bir arada olacağız. Adım adım takip ediyor arkadaşlarımız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu. Canlı yayınlarımıza sıklıkla denk geliyorsunuz. Onların izlenimlerini de aktarıyoruz sizlere. Görünen köy kılavuz istemez diye de bir lafımız vardır. O yoğun kalabalık,
partili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketi Rize'de öyle bir çarptı ki rüzgar olarak, fırtına desek belki doğrudur. Aynı şeyi Artvin'de de gördük, Trabzon'da da gördük ve ilerleyen dakikalarda Artvin, Trabzon'da neler olduğunu toparlayıp sizlere aktaracağız ana haber bültenimiz içerisinde de.